Evet arkadaşlar, boşa çıkardığımız petekleri arıların üzerine götürdük. Arılar kat olarak koyduk ve kalan bal artıklarını arılarımıza yalattık. Sonra getirdik bunları derin dondurucuya koyacağız. En az 48 saat kalmak üzere. Eğer koymadığımızda, bakın şurada gözüküyor, güvelenmeye başlıyor bunlar. Polen artıkları ya da başka lavralar şu şekliyle güvelenmeye çalışıyor. Şunlar çok değerli. Bunlar daha kararırsa kara petek olarak boşa çıkarıyorsunuz. Bire bir olarak size ekonomik bir değer olarak geliyor. Arıcılığın sürdürülebilmesi için önemli. Şimdi şu kabarmış petekleri neden böyle yapıyoruz güvelenmesin diye? Güvelendikten sonra, güvelenmesini önledikten 48 saat derin dondurucuda tuttuktan sonra bunları torbalara koyuyorum ben. 10'arlı, 15'erli, 20'şerli torbalara ağzını bağlıyorum. Onlara ceviz yaprakları ya da neydi onun adı? Ada çayı veyahut defne yaprakları koyuyorum. Güvelenmeyi bir ölçüde onun da önlediği söyleniyor. O şekilde bağlıyorum. Baharda çıkarıp bunları peteklere verdiğimde, arılara verdiğimde arılar ayrıca ham peteği kabartmak zorunda kalmıyor. Onun için yapacağı işçiliği, kullanacağı enerjiyi yerine buna direkt olarak bal koymaya devam ediyor arkadaşlar. Şunlar çok değerli. Bunların ekonomik değeri belki 50 liradır, 60 liradır. Ham olarak 40-50 lira bunlar bildiğim kadarıyla. Çok daha büyük, parasından daha ziyade eğer arıcılık yapacaksak, bal alacaksak sağlıklı bir şekilde arılara bunları vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Mutlaka muhafaza etmek gerekiyor. Şimdi bunları her yıl, burada örneğin 2, 4, 5, 10, 100 çıta peteğimiz var. 100 çıta 50'şer liradan bunu bir biçimde maddi değer olarak kullanmazsak 5000 lira demek. Bunları bu şekliyle değerlendirmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunların mutlaka korunması lazım. Yoksa herhangi bir yere attığımızda, bakın bu çok erken olmuş, içindeki şeyler az önce gösterdiğim gibi güvelenmeye başlamış bile, bunu tekrar derin dondurucuya koyacağız. Tekrar evden geçireceğiz bunları. Burada bir kısmını şey yaptık, dinlendirme kazanlarına koyduk. Biraz sonra göstereceğim. Balları bir kısmını şişeledik bu şekliyle. Burada işte yine kara petek dediğim, bakın kara peteklerde ve şeyde güvelenme fazla oluyor. Bakın şu dipte de gene görebilirsiniz. Polen kalıntılarının olduğu yerde bu kara petekleri özellikle biraz daha fazla derin dondurucuda kullanmamız lazım.